Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 78 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وأولانين إشدا يهودي لانين إشدا أمي لربار Ular kitabını hiç bilmeydiler. Fakat yine amani, arzu umidler, arzu havaslar, yalgan, boş nesalarını, ham hayallarını bilediler halas. Ve ular fakat yine yuman kıladılar. Yumandan başka nesası yok. Tafsiri ve minhum eyel yahud Yahudlardan bazıları ummiyuna avamun avamlardır. La ya'lamun el-kitabe et-tevrata. Kitabını yani Tevrat'ın bilişmeydi. İlla lakin amaniye ekezibe telakkavha min rasayhim. Reislerden agen fa'temeduha ve işengen suyengen yalgan nesleri var halas. Ve in yani ma diye manada hum fi jahd nubuwwati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihi mimma yahtaliqunahu illa yadhunnuna dhannan wa la ilma lahum. Ular peygamberimiz sallallahu alayhi wa sallamning peygamberligini inkor qilishlik va boshqa narsalardaki ular o'zlari to'qib chiqarishyapti. Ularda hech qanday ilm yo'q, faqatgina gumon qilishadi xolos, deyapti Alloh taolo. Mana bu oyat qisqa bo'lishiga qaramasdan nihoyatda büyük ma'nolarni va büyük haqiqatlarni o'zining ichiga olyapti. Ba'zi ulamolar aytadiki, yuqoridagi oyatda ya'ni bir firqasi, toifasi yasma'una kalamalloh, thumma yuharrifunahu degidan maqsad olimlar edi. Endi bular avomlari deb ta'sir qilishadi. Shuning uchun Suyuti ham ummiyun kelimesini avamlar deyipti. Kur'an'ın siyahıya karasız, mana şu tafsir doğru. Allah Teala avaliye alimlerini zikir kıldı. Alimlerim tahrifkar, büzüğüncü, Allah'ın kitabını büzüşken, şeriatını büzgen, şimdi avamlariye kesik, avamlarına halatı sana bu. Lekin elbette bu ayet alimlerini hem uzun içi yoladı. Yani şimdi tafsir hem var. Alimleri hemmesini uzun içi galadigan tafsirler, kavurlar hem var. Ummiyun, ummiyun kelimesine cemidir. Ummi diyeni, diyen kelime, yani ana diyen kelimeye mensup. Arapçada ummi diyeni, anasıya mensup diyeni, yani anadan tuğulganda kan diye bulsa şundik. Okuş diyen, yazış diyen bilmeydi. İlimsiz diyeni. Ummiyunin yine başka bir neçe manaları var. Lekin meşhuru bana şu. Avamlar, ilimsiz kişiler. Ya ki o kızı yazıştı bilseyem, cüda sayaz derecede bilediyen, başkası gibi bir fayda birermeydiyen, uzuniyem yolunu tapalmaydiyen derecede. La ya'lamun el kitab. Bana şu ummiler, avamlar kitaptı bilmeydi, Tevrat'tı bilmeydi. Tevrat'tan hiç kendi haberleri yok. Uzlarca biz Tevrat'tı bilemizdi böyleydi. Biz Tevrat ahlimiz, Tavrat yamal kılı yapızı böyle diyor, lakin Tavrat'tan hiç haberleri yok, hiç eserini bilmiyordu. Tavrat doğrusu bilgen nesleriyem, illa emaniyye, ular ekezib, yalgan nesler halas. Uzlarını damlelerden, müllelerden işleyen yalgan rivayetler, yalgan kıssalar, Musa aleyhisselam'a tuhmet, Davud aleyhisselam'a tuhmet, Süleyman aleyhisselam'a tuhmet, bütün peygamberlere tuhmet. Ve tahrif kılıngan nesler. Büzülgen nesalarını bilişedi halas. Kadın emani yalganlardı yani.
Yana bir tafsiri arzu havaslar. Yani uzunun arzusuna tegishli bo'lgan narsani biladi xolos. Nafsiga tegishli bo'lgan narsani biladi xolos. Nafsiga yoqmaydigan narsalarni bilmaydi. Tavrotni, Allohning kitobini shunday holatga keltirishdi. Ba'zi ulamolar amaniy kalimasini tilovat deb tafsir qiladilar. Ular kitobdan faqatgina tilovatni biladi xolos. Allohning kitobini faqat tilovat qiladi, ma'nosidan xabari yo'q. Va ular diniy masalalarda Musa alayhisalomning dini to'g'risida, Allohning dini to'g'risida va o'zlarining payg'ambarlarini olib kelgan shariatlari to'g'risida, o'zlariga nozil bo'lgan kitoblar to'g'risida inhum hech kim masulur. Hech kimning nisbati yo'q, illa yazunnun faqatgina gumon qiladi xolos. Ilm yo'q ularda. Bir dalilli narsa yo'q. Hammasi dalilsiz tush narsalar. Falonchi unday debdi, pistonchi bunday debdi, falonchi domla unday debdi, pistonchi mulla bunday debdi. Lekin asli yo'q. Birortasi Allohning kalomiga borib to'xtamaydi, birortasi payg'ambarning kalomiga borib to'xtamaydi. Hammasi asossiz narsalar, gumon va o'zlari ham bilishadi shuni. Lekin Allohga bi'adat hamd va sanolar bo'lsinki, mana sizni biz iymon ahliga Alloh taolo mana bunday mukammal dinni, mukammal ilmni nasib qildi. Bizi dinimiz, bizi shariatimiz, bizi ilmimiz hammasi dalilli. Dalilsiz narsa yo'q. Har bir narsamizda dalilimiz bor. Mana shu eng katta saodat. Biz faqatgina Allohga va uning rasuliga itoat qilyapmiz. Biz boshqa o'zimizga o'xshagan mahluqlarga, insonlarga xor bo'lib aldanib yurganimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatni bu xorlikdan chiqarishlik uchun Qur'onni nozil qildi, Muhammad alayhisalomni jo'natdi. Yahud nasroniylar va butun insoniyat agar islomga kelsaydi, mana bunday xorlikdan, yolg'on narsalarga, orzu havaslarga ergashib, to'qima narsalarga ergashib, soxtakorlik bilan hayoti sarsonlik bilan o'tishlikdan najot topishgan bo'lar edi. Lekin islomni qabul qilmaslik bilan mana bunday rasvo holat, darbadarlik davom etyapti va davom etadi ham. Bu dunyodagi sal oxiratda ham ular abadiyan jahannamda darbadar bo'lishadi. Endi ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlarda ko'pchiligi beparvolik qilishib, mana shu oyatlarga tushib qolishyapti. Hozirgi musulmonlarda ko'pchiligi ummiylar bo'lib qolishgan. Qur'on o'qishni bilmaydi. Qur'on o'qiganisiz, o'qiy olmaydi bechoralar. Kalimasini ham to'g'ri ayta olmaydi. Va Qur'on to'g'risida xuddi yahud nasroniylariga o'xshab orzu havaslarni bilishadi xolos. Nafslari yoqadigan yerni. Yoki bo'lmasam kazzob mullalarga ishonib, yolg'on narsalarga ishonib olgan. Yo faqatgina tilovatini biladi xolos. Qur'onni shunday betidan o'qiydi, ma'nosini tushunmaydi. Qur'on ichida nimalar bor, xabari yo'q. Diniy ma'lumotlari hammasi gumondan iborat. Zon. Ilm yo'q. Musulmonlarni shu holatga tushirishlik uchun yahud nasroniylar va kofirlar tinmasdan harakat qilishyapti. Chunki inson ilmsiz bo'ldimi, Qur'on hadisdan uzoqlashdimi, uni har tarafga, xohlagan tarafiga tarab ketaverasiz. Lekin yana bizning holatimiz dunyo oxiratda yana ham yomon bo'ladi. Yahud nasroniylar Injil va Tavrotni zoya qilganligi uchun shunchalik xor bo'lib turgan bo'lsa, agar biz Qur'ondek eng buyuk kitob Muhammad alayhisalomdek eng buyuk payg'ambarni zoya qilishlik bilan ulardan battar holatga tushamiz, dunyoda ham oxiratda ham. Va bizdagi chalamullalarda ko'pchiligi, ilmni da'vo qilganlarda ko'pchiligi ham shunday. Qur'onni betidan o'qiydi, ma'nosini tushunmaydi. Qur'onda nima gap bor, bilmaydi. Ummiy. Ba'zi narsalarni bilamiz deb o'ylaydi-yu, lekin ilmi yo'q. Musulmonlar o'zini-o'zi aldamasin. Ilmsiz bo'lib ketdi musulmonlar. Shu ma'lumoti bor odamlarni qarasangiz, bir necha kundan keyin rangi oqargan holatda keladi. Nima bo'ldi? Desa, Qur'onda falon narsa yo'q ekan. Masalan, Qur'onda rajm yo'q ekan. Shariatda rajm yo'q ekan-ku, biz rajm bor deb yuruvdik. Bir kishi bilan gaplashib qoldik. Nihoyatda kuchli dalillarni olib keldi, ishlasa deya olmay qoldik. Qanday bo'ladi bu deydi. Bir ilm yo'qda, bir gap yuzda odam kelib,
sen gel bir yerden bir yerden aylantırsa hiç sese değilmeye kalır adı Müslümanları köpçülüğü. Kafirler eldeşlik asan yine bulsun değil Müslümanları şu halet keşfiri yaptı. İlim okşilik gerek. Allah-u Teala kıyafette cehalet doğrusundaki üzülümüzü kabul kimiydi? Biz bilmek bizi Allah-u Teala kabul kimiydi? Okuyduk, örgeneylik. Hemen sen örgene yaptız. Bütün tillerde örgene yaptız. Demek ki Arapçanı örgenemeyimiz. Demek ki şeriatı örgenemeyimiz. Hemen kitapta okuyapız. Demek ki Kur'an'da okuyalmayımız. 79. ayet. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kitabını kullarımdan yazadigan kişilerge kiyin bu Allah'ın huzurudan dediğigan kişilerge vail bulsun. Önümü için konuşadı, bu bilen, kitap bilen az yine tümünü satıp alıştıkları için. Kullarımdan yazdığın nesnelerden ularge vail bulsun. Ve kesipledigen nesnelerden ularge vail bulsun diye yaptı Allah-u Teala. Hani bir ayette üçte beddua kele yaptı. Fevailun, fevailun ve vailundur. Üç mette vail bulsun diye yaptı Allah-u Teala. Tefsir, fevailun şiddet ve azabin. Vail diyeni azabının katlığıdır. Lillezine yektubunel kitabe biyedihim ey muhtalefan min indihim uzlarının tarafından tokup çıkarılgen ve kullarımdan yazadigan kişiler. Sümme yekulûne hâze min indillâhi liyeşterû bihî semenen qalîlâ. Mined dünya, dünyadan ibaret digen az yine külünü satıp alışı düşün, bu Allah'ın huzurundan değiller. Ve humul yehudu ve ular yehudilardır. Şmenajı iş tıkılıya türgenler, hıyanat tıkılıya türgenler yehudilardır. Ve humul yehudu gayyaru sifeten nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fittevrati. Bunlar Yahudilerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tevrat'taki sıfatını özgertirişti. Tevrat'taki gen sıfatlarını özgertirişip başka çakılıp haber verişti. Ve ayetel racmi ve racm ayetine özgertirişti. Ve gayrehume ve bu ikilesinden başka meselelerini hem özgertir varıştı. Ve ketebuha ala khilafime unzile. Nazil kılıngan halatının hılafıda yazıştı. Yani Tevrat'ta özgertilip büzüb yazıştı. Fevailun lehum mimme ketebet eydihim. Ularının kulları yazgen nesleden ularına vail bulsun. Minel muhtalaki. Muhtalak digene uydurma. Tokulgen digene. Vevailun lehum mimme yeksibun. Minel rişe cema rişvetin. وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Ular kesb kıladığı derslerden ularge vail bulsun. مِنَ الرِّشَى جَمْعَ رِشْوَتِينَ Yani rişvetlerden buyan. Rişe diyen rişvetinin cemidir. Allah subhanehu ve teala böyle Tevrat'a Musa aleyhisselam'ın ümmetine ve bütün insaniyetine hıyanet kıyan insanlarını zikir kılıyat. Ve ularge vail bulsun diyat. Vail Suyutina etkenidek kattı gazap. Vail halaket diyanı. Ölüm diyanı. Ve cehennemde bir vadi var. Atı vail. Azabı şu derecede kattı ki hatta cehennem onun azabından korkadı ve Allah'a sığınadı ki beni şu vadiye çıkıp geçtiğinden sakla gündür. Bana şimdi ağır kelimeni, ağır bir haletini Allah Teala bulsun diye. Bunlar kimler? Nene amelleri vardı? Kitabını kullarından yazışardı. Kitap yazışı yaptı, Tevrat'tı, İncil'di, Zebur'dı bir kitap yazı yaptı. Kileşledi ki bu Allah'ın huzurundan diyeceğini. Kalın tuhmet kılıçı yaptı. Hıyanet kılıçı yaptı. Dünyadaki en kette hıyanet. Bunu da müçün kılıyaptı. Leştarubihi semenen kalile bu kitabı yazıp
Şunu sebebiden az yine pülünü hasıl kırışlığı için. Yani az yine pül düğünlenmezse, eğer bütün dünya verilse hem, berbirler dinin mukabilde hiç neslemez. Az yine püldür. Bütün kitabda mukabile gelmez. Bir ayet, Allah'ın kitabındaki bir ayetini mukabilede, dünya ve onun içindeki bütün nesneler, semenen haliyle az yine püldür. Allah subhanehu ve teala ulanın hıyanatını mukabildeki nesleni kanceli azligi, hakirligi ve yamanligini beyan kılıyor. Semenen kaliyle diyor. Az yine muamledip ular Allah'a hıyanat kılışı yaptı. Allah'ın şeriatını düzü yaptı ve milyonlarca insanlara hıyanat kılışı yaptı. Şunun için Allah'tan onlara veil busun diyor. Bana tekrar et yaptı ki fevailullahum mimma ketebet eydihim. Kulları yazgen nesnenin sebebinden ularga veil busun, halaket busun, ölüm busun, cehennemdeki vadi busun ve nuhayete kattır azab busun. Har bulusun diyetti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uladı har busun, halak busun diyenden ki hiç kese nedet tapışmıyordu. Hiç kim ularga ondan bir almıyordu. Kulları yazgen nesnenin Tevrat, İncil'lerde büzgenleri. وَوَيْلُ اللّٰهُمْ مِنَّ يَكْسِبُونَ وَاُولَدِ كَسْبْ بِلَيَبْتُرِيَنْ نَسَلَرَنِ سَرَبِدَنْ اُولَرْجَ وَاِلْ بُسُنْ كَسْبْ بِلَيَبْتُرِيَنْ نَسَلَرَنِ ve tabi yaptırıyan nesleri şeriatını büzgenlik için mesela padişahlar tarafından hasıl böyle yaptırıyan malu devletler peki şahsi halette bir baydı meselesini ben falan günah diyeyim ben ne maksam buladıysa onu meselesini yaşırıp özgertirip Tevrat İncil'de ne doğru okuyup, ne doğru tercüme kılışıp, ne doğru tafsir kılışadı, ki yerlikler pul kıstırışadı, dua koyasızdır. Bana şimdi nesiler için. Belki abrosu, uzun sahte abrosunu saklaştığı için Allah'ın şeriatını müziyattı. Bunlar da kesip kılıp duruyan nesilere malu devlet, mensep, padişahlar, baylarının bir hürmetine girişlik, bunlar da hürmetini kazanışlik, adamlar da aldı da aburuli, şuhretli buluşluk, dostlarını köp buluşluğu, tanış buluşlarını köp buluşluğu, şunlar hemasını hasıl kılışı yapıyor. Lekin Allah etti ki şu hasıl kılıyı yapıyorken, kasb kılıyı yapıyorken nesnelerini sebep eden ularga vail bulsun diye yaptı. İnsan malu devlet hasıl kıladı, dostu buralarını köp etiredi, tanış buluşunu köp etiredi demek ya, saadetli buluşluğu için, necat tapışlığı için. Lekin saadetli bulalmasa, necat tapalmasa, ne mekereği var ona? Hiç kendi faydası yok. Bana bu Yahudilerin haleti, Yahudilerin alimlerinin haleti. Min yasuslar musun ki, Müslümanlar içinde hem bana şimdi alimler fayda buluyordu. Aynı şimdi hıyanetlerde kılışı yaptı. Allah ki hamdler busun, Allah Ta'ala bizi kitabımızı, Kur'an'ı himaye kılığa diyene geçiyor, Kur'an'ın lafzını büzüşerme yaptıyor. Peki Kur'an'ı tafsir kıyan vakti de büzük akidelerine muvaffuk kılıp tafsir kılışı yaptı. Ya ki fatva verirse, ya birer meseleni beyansa, bir kitap yazsa, ayetlerde kiltirgende, hadislerde kiltirgende, büzük tercüme kılışı yaptı, büzük tafsir kılışı yaptı. Özlerinin büzük akideleri, büzük haberlerine münasip kılıp tercüme kılışı yaptı. Her şey yaptı ki, ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah tarafından diye şey yaptı. Allah etken bunu, şeriatta şundaki yönde yaptı. Aynı hıyanette bizde bazı alimler kılı yaptı, bazı müllerler, damlalar kılı yaptı bunu. Ve bunu kılıçlı güçlen ilim gerek. Arapçaya mahar buluştuk gerek, ancamca kitap okuyan buluştuk gerek. Adli alimler kılanmıyordu bunu. Yahudiler de hem şundakidir. Kiçkine alimler kılanmıyordu bu neselerde. Hem de günahta uzun iyiyesi var. Ve bizdeki şu çelemüllerler ve bu alimler hıyanat kılıyordurlar. Ne yakılıyordu bunu? Aynı Yahudilerin maksatları için. Hükümetler yaş görünüşlüğü için Kur'an'ı tahrif kılışı yaptı. Üyelmezden şu derecede barış yaptı ki mesela Kur'an'da hicat yok, Kur'an'da cihat yok, Kur'an'da hicret yok, Kur'an daim tevhidden dayan kılmaken falan fıstan diyen geplerde getirişi yaptı. Kuzlarını batıl yolları getirişip, Kur'an
Yahud nasraniler diyen Müslüman diyen, onların bizi biraderlerimiz, Kur'an hamdaki erkinlik bergen, Kur'an demokratiyanı kollab kuvvetliydi diye şey yaptı. Bundan 50 yıl aldın aşağıdı ki Kur'an komünizmde kollab kuvvetliydi diye şey aradı. Her zamanda çıkan batıl dinlerini o şey padişahları yaş görüştüğü için, mensep harçlığı kırıştığı için dünyayı maksatlarda Kur'an'ı çünkü istimal kılışı yaptı. Kur'an'dan delil getirişi yaptı. Allah Subhanehu ve Teala Bani İsrail'in damlaları Allah'ın kitaplarını, şeriatını büzgeliğe kendi beddua kıyan bulsa, kendi bir lanetle kıyan bulsa, eğer bizi damlalarımız, bizi alımlarımıza dinimizi büzemendirse aynı lanet, aynı helaket uğrar kıyam ki uğradı. Ve hasıl kılıyatırken bu abruları, tanış bilişleri hiç kesin sıfayla vermeydi. Siz öylesiniz ki bunlar kılıyatırken işinin katta bir cinayet ve hıyanat ikenliğini bilişedi. Kendi kılıp kılışı yaptığı ikindi hayran burası. Bunlar uzlar için yol tova gönüzler ya. Mene 80. ayette Allah-u Teala haber veriyordu ki وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اَتَّخَلْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَحْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ اَحْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben İsrail ayet ki cehennem bizge hiç kaçan teymiydi. Cehennem otu hiç kaçan bizi üşlemeydi, tutmaydı. Fakat yine sanaklı günlerde halas. Sanaklı günlerde bizi azap buladı halas. Deyişti. Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Sizler Allah'ın huzurundan ahd aldılarız mı? Allah sizlere ahd verdi mi? Cehennemde bir neçek gün halaslar halastır. Allah Teala ahdiye hiç geçen hılaf kımaydı. Eğer Allah sizlere ahd verirken bu ise cehennemde bir neçek gün halaslar ki inçik giteslerdir. Bunda Allah Teala hılaf kımaydı. Belki sizler Allah Teala'ya bilmeyip duruyen nesnelerinizi, bilmeyip nesnelerinizi tuhmat kılıp etiyapsızlar mı? Tafsiri وَقَالُوا لَمَّ وَعَدَهُمْ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ اَنَّارَ Peygamberimiz Aleyhisselam onlarca cehennemde vaid diyenlere de cehennemden korkuyorlar, Allah'tan korkuyorlar, cehennemde satval yapsınlar, cehennemde yolu da kit yapsınlar diyenlere de onlara açtı ki لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ يَنْ تُس۪يبَنَ النَّارُ ot bizge teymeydi, ot bizge yetmeydi اِلَّا اَيَّمَنْ مَعْدُودَ sanaklı günlerde halas yani kalile 40 yevmen 40 gün dişedi muddete ibadeti abeyhim el icil ata babaları buzakka ibadet kigenin müddetçe yani Musa aleyhisselam Allah subhanehu ve teala'dan yerleşkeni gittiler şimdi 40 gün dişede bunlar buzakka ibadet kıladı ayçedi ki oşa buzakka ibadet kigen şirk günlerce biz cehennemde azap veremiz sümme tezulu kiyin cehennem yukarı kitadı. Hatta bazı haberlerde geledi ki kiyin biz çıkarmızda onlarımızı ya sılar kiresler deyildi. Kiyin Müslümanlar kirip kitad deyişer. Şimdi etikad kıladı olar. Kullahum ya Muhammed ey Muhammed aleyhisselam ulari yetin. Ettehaztum huzifet hamzatul vasıl istiğnan bi hamzatil istifham. Aslında ettehaztum buluştuk kiregidi. İttehaza da hamza-i vasliye buluşluk gerekirdi. Peki hamza-i vasliye hazır kılındı. İstifhamın hamzası bilen bundan bir hacet buygenliği için. A istifham köle yaptı. Mesela a ente diyenizdik. Şurada ettehaztum bu gitti. İndallahi ahden misakan minhu bizalik cehennemde fakat bir neçek gün kalışlarız doğrusu da Allah'ın huzurundan ahd-ı peymana gelmesinler. فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ اَحْدَهُ بِهِ Eğer Allah Teala ahd-ir yapılsa ahd-ir hiç kaçan hılaf kınıydı. لَا اَمْ بَلْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yok. Belki sizler Allah Teala'ya bilmeyip duruyen nasırlarınızı, bilmediğin nasırlarınızı tuhmat kılıp etiyorsunuzlar. Yahud Nasrani'lerinin bana şimdi güzü akidesi var. Doğru biz günahkarımız dedi. Lekin cehennemde bir neçek gün kalamız falas dedi. İmam-ı Suyuti bir de 40 gün zikir kıldı.
Lekin bazı haberlerde geldi ki ular aytadı dünya hayatını umri 7000 yıl deydi. Her bir 1000 yıl için bir gün azaplanamız deydi. Cehennemde 7 gün kalamız halas. Ki cehennemden cennet kötüketemiz hamlamız. Ki onumuzda Müslümanlar kiram deydi. 40 gün diyenlerin sebebi bana buzakka ibadet kıyan günlerinin müddetiydi. Lekin Allah Teala bana ulanı kattık, rad kiliyetti. Ey de Muhammed Aleyhisselam, sizler Allah'ın huzurundan ahd aldılarız mı? Allah Teala sizlerge ahd verdi mi? Cehennemde bir neçe gün kalasılar halas, ikinci kitesilerdir. Eğer Allah Teala ahd vergen bu sahdiye hılaf kimiydi? Belki sizler Allah'a tuhmat kiliyetsiler mi? Tuhmat kiliyetsiler geliriz anıp, Allah tarafından bunda gap yok ki. Allah tarafı Muhammed Aleyhisselam yenemediyken bursa, ötken bütün peygamberler yem şuna etken. Bütün peygamberler bütün insaniyetki aynı nesini yapırışken. Aynı beşaret ve aynı korkuturlarına etişken. Bir hıl nesini etilinken. Hiç kimge başka nesini etilinmeyen. Min yaksuslar bursun ki bana bu akide Müslümanlar ciddiyen kirip koyan. Ahli ilmi bulsun, fasığı bulsun, Müslümanlarda hazır ki haleti yakarasız, hemen günahlardı, kılıç uğradı, hiç üyelmeydi, tartınmaydı. Yani ne bunu yıkılıyorsanız siz? Şimdi cehennemde kirsiyken, günahımızda yaşa azaplanamız ki, cennete girip gitmemiz ki, Allah geçirdi ki, beraber bizi. Dedim, hemen işte kılıç uğradı. İmanımız var ki, şehadet kelimesine etkenmiş gördü, benim aral günah kılışı oladı. Yani Ahl-ı Sünnet ve Cemaat'ın akidesi şu ki, kimi ki tevhidde ölse, o insan cehennemde kirgendeyem ebedi kalmaydı. Günahı yarışa azaplanadı, kim cehennemden çıkardı değil yaptı. Peki bunu fasılar özüge dalil kıvamasın. Demek biz benim aralı fisk kısayı bulurarken, benim aralı günah kısayı bulurarken demesin. Çünkü bu nesnede sahabelerde hiç kesinlikle bunun şekilde çünüşmedi. Sahabeler şunca ibadet kıyken, şunca hizmet kıyken, şunca fidakarlık kıyken halatı da günahlardan korkuşardı. Cehennem azabından korkuşardı. Demek biz günahlar meselesi de ve cehennemde iman meselesi de bana şunca muamelede buluştuğumuz gerek. Allah'ın rahmetini hüccet kılıp, Allah'ın mağfiretini hüccet kılıp günah kılıçlığı küfür. Günahlarına beypavalıyla işte tekmeyde buluradı deyip günah kılıçlığı küfürdür, kafir buladı. İslam şunda bir günah yandı keçiredi ki kıyan günahını, yamanlığını biledi, açıladı, kalbiden nefret kıladı, şunu keçiredi İslam. Lekin hiç öğlenmezden benim olan arak içip berbir Allah keçiredi berbir. Biz bazı cennetke varamız diyenlerde geçirmeydi Allah Teala. Benim Allah'ın zınakı yürüyenlerde Allah geçirmeydi. Çünkü onlar kafirlerdir. Onlar kafirler. Yukarıda ben İsrail maymun tonguzgenlerini koyan meselesi de ettik. Münkerlik yürüyende mümin kişinin kalbinde bir nefret payda buluşluk gerek. Bana şu imanın en zayıfıdır. Hadislerde hemkeledi bu. Bunun arkasında başka iman yok. Bir insanda kalbiye nefret kemediğini münkerden. Demek ki o kafirdir. Hanefi ulemalarının bir fetvası var. Dediler ki, bir adam mesela peşin namazı kirdi. Azan etirinde hiç parvakı yanı yok. Peşin namazına rahatı çıkıp gitti. Asırı azan etirinde yani hiç kendi parvakı mı yaptı? Hiç tahsinden yanı yok. Bütün Hanefi ulemalar dedi ki, bu kafir bu değildi. Demek ki çünkü katta günah kılıyordu. Allah'ın buyruğu buyurken, farz buyurken bir namazı terk kılıyordu da, lakin hiç para okumayordu, hiç nesabıma geldik. Adli bir mübah halette tür geldik. Demek bunda iman yok, bu kafir bu. Şunun için, hazırlığı Müslümanlardı, beri bir cennetke varamız ki, de günah da büyürgenleri, Yahud Nesranilerinin menabı akidesi yok şeydi. قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّمَا مَعْدُودًا Yahud Nesra'yla etti ki, cehennem bizge bir neçe gün tegedi, halas, kin çıkketemiz, diye turgen gökşeydi. Ve cehennemge kirgen adam, bir hukuktan aldın çıkarmaydı.
bir hukuk 83 yılga doğru keladi. 83 yil yani oxirat yiliga ko'ra bu dunyoga hisoblasangiz 30 million yilga yaqin bo'lib qoladi. Jahannamga shu kichkina masalan kirib ketgan bo'lsa. Kichkina masalan kirib ketib qolsangiz, kattalarni qo'ying. 30 millionga yaqin yil qolib ketasiz, keyin chiqasiz. Ayyama ma'duda degani shu, agar chiqqaningizda ham. Sanoqli kunlari shu bo'ladi. Alloh saqlasin. Arzimagan bir soxta lazzatni deb, soxta bir rohatni deb, ne'matni deb o'zingizga millionlab yillab azoblarni sotib olyapsiz. 81-oyat. Bala من كسب سيئة أو حاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوق ديبت الله تعالى بلا يوق عندي أماس كم ده كم سيئة كسبسة يماليد كسبسة وخطاس انه أورب أسا وشلر جهنم أصحاب لردر ولر جهنم ده أبدي قلوك لردر Bala temassukum. Yok, cehennem sizlere tegadi. Ve tuhalladuna fiha. Ve cehennemde abadi kaldırılırsınızlar. Men kesebe seyyiyeten şirken. Kimi ki seyyiyeni kesbse. Şirk dili, seyyiyetun digeni aslında günah digeni. Şirk bulsun, zina bulsun, adam öldürüşlüğü bulsun, mekruhlar bulsun, hemmesini uzun işe geledi. Lekin bir de şirk de tahsir kılını yaptı. Nemege? Çünkü Yahud Nasranilerinin mukabiliyetini yaptı. Ve hatabihi khatiyatuhu ve hatası onu uğrabasa bil ifradi vel cem'i yani khatiyatuhu de müfrat kısmen buladı khatiyatuhu de sizden buluradı cem'i ay istavret aleyhi ve ahdaqat bihi min kulli canibin bi enmata müşriken yani günah onu üstüye istilakıya musa kümgen musa ve her tarafından onu uğrama gönmüşse günah, müşrik halatta ölüştüğü gibi lan. فَاُولَيْكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Ular cehennem ilgeleridir. Ular cehennemde abadi kalıcılardır. رُعِيَ فِيهِ مَعْنَ مَنْ Bir de men kelimesinin, mevsul kelimesinin manası rayet kılındı. Yani men, lafziye karşısız müfret mene kesebe kili yaptı. Bundan ki bihi diyen huzayın ufret geliyor. Lekin faulayke de cem buldu. Faulayke diyen cem kayrı geç arabayla yaptı. Manning manası ya. Hum diyen bana cem geliyor. Halidun. Bunlar hem bahsede cem buldu yaptı. Men mevsulenin manası ya karar kılın buldu yaptı. Seyyatunda biz asan yine şirk de koyduk. Lekin Allah Teala mutlak et yaptı mı? Hazır bunda aldığınız tafsir, ayetin tafsirde etkilerimizdik. Günahkarlarga, günahke beyparvalı kıyın insanlar. Doğruya sana günahke bası uğradı mı? Günahını hatırlatan onu uğradı mı? Bu adam günah denizliğe gark uğradı. Günahını adet kıvalışla gibi bilen, günahke beyparvalı kıladı, onu mübah sanıştı başlaydı. Caizdi biladı mı? Halese halemese küfür geçiyordu insan. Mesela yakında mehmanlar ki gelirken taşkarıdan salam sorusu yaptı. Bir alim etti yaptı ki sakalını kesken adam kafir buladı yaptı. Şu doğru mu öyle yaptı. Sakalını kesken adam kafir bu muydu? Yani sakalını kesken idi yaman körgen halette, açıngen halette kesse kafir bu muydu? Fasık buladı. Hatın yok şapkaladı. Lekin her gün iki sorgendeyken bir gün kalp ağrıydı, iki gün kalp ağrıydı, sekiz gün kalp ağrısıyla yukalıp giderdi. Bir neticede şimdi kümkeledi ki sakallı attırıp diye karab, aynakke karab ya çırali buldun mu? Deydi. Ya ki sen sakallı uzun bu gitken olsa bile aynakke karab ya huni bu gitken ben ki o? Deydi. Hani sakal koşuydu, huniklik de bir itikad kılıçtı başla yaptı ve sakallı ağrıp hatıngi hoşçaşlıydı. Çırali buluştuydu böyle yaptı. Şümlen bu küfür geçişi yaptı. Neme gel? Sakal koşuydu, hunigdi böyle işte gibi lan bütün peygamberler de hunigdi yaptı. Bütün peygamberlerinin amelini hunigdi yaptı.
şer'i bir amalni hunuk deyapti, qabih deyapti. Shuning uchun kufrga tushyapti. Boshqa gunohlar ham shunday. Odam qilavergandan keyin odatlanib qoladi. Shikoyat bo'lmayapti, chunki mana yer yutmayapti, og'zim qishaymayapti. Bir balo ham nozil bo'lgani yo'q. Hayotim oddiy ketyapti. Demak, shasa bo'lmasa ekanda, olimlar beshadan bekarga qo'rqitib ekanda, deb o'ylaydi, shundan kufrga kiradi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, kimki gunohni kasb qilsa va xatolari uni o'rab olsa, xatoni ichida qolsa, Alloh saqlasin. Yuqorida shayton to'g'risida illa iblis ada va istakbara va kana minal kafirin da yuz o'girishlik, kibr qilishlik va kufr. O'sha yerda ham aytdik, katta gunohlar kufrga olib boradi. Kichkina gunohlar katta gunohga, katta gunohlar kufrga, shirkka olib boradi. Bu endi o'zi kofir mushrik bo'lmagan kishiga aytyapmiz buni. Oyatni zohiriga qarab turib. Lekin yahud nasroylar kofirdir. Ular mushrikdir. Ularda kofirligi, mushrikligida shak shubha yo'q. Ular agar tavba qilib islomga kirmasa, islomni qabul qilmasa, jahannamda abadiy qolishadi. Qarang, bu oyatlar ochiq aytyapti buni. Hatto ular jahannamdan chiqamiz deganiga Alloh taolo rad qilib, "Qul ey Muhammad alayhisalom, ayt ularga, sizlar ahd oldilaringizmi Alloh taolodan?" deb bunchalik qattiq rad qilyapti. Endi hayron qolasizki, bu zamondagi bu dajjal professorlar qanday qilib yahud nasroniylarni jannatga kirgizmoqchi? Qanday qilib yo'l topadi ular? Qur'on boshdan oxirigacha rad qilyapti. Ular kofir deyapti, jahannamda abadiy qoladi deyapti. Ana faulayka ashabunlar, ular jahannam egalaridir. Hum fiha xolidun, ular jahannamda abadiy qoluvchilardir. 82-chi oyat. Vallazina amanu va amilus solihat, ulayka ashabul janna, hum fiha xolidun. Va iymon keltirgan va solih amallar qilgan kishilar, o'shalar jannat ashablaridir. Ular jannatda abadiy qoluvchilardir. Alloh taolaning buyuk hikmati, go'zal hikmatiki, doim yaxshilikni, yomonlikni yonma-yon zikr qiladiki, ikkalasi ko'rinsin, bilinsin deb. Faqat yomonlik aytilmasa, yaxshilikni unutishingiz mumkin yoki yomonlik to'g'risida beparvolik paydo bo'lishi mumkin. Ikkalasi yonma-yon keladiki, yaxshilikni ham qadr-qiymatini bilasiz, yomonlikni dahshatini tushunasiz. Ana kofir bo'lganlar, gunohga botganlar jahannam egasi bo'lib jahannamda abadiy qolyapti. Lekin iymon keltirib solih amal qilganlar esa ular jahannam jannatning ashablaridir. Ya'ni jannatning egalaridir. Jannat ularniki deyapti Alloh taolo. Hum fiha xolidun, ular jannatda abadiy qoluvchilardir. Kitobda bormi tafsir? Yo'q. Imom Suyuti bu oyatga tafsir yozmoqchiganlar. Yani yukarıda bu ayetki oşagen ayetleri öttü. Şunun için tahsil kılmadılar bunu. Ötüket yaptılar. Allah subhanahu ve teala hammamızını bana şu 82. ayette etilingen bahtiyar kullardan kısın.